Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'ndeki Geçinemiyoruz mitinginde konuşuyor, dinliyoruz. Ama en yoksul %20 sadece %0.5'ini alıyor. Yani birileri %81'i alırken birileri, bizler, sizler %1'i bile alamıyoruz. Ama işine gelince dedelerimiz Çanakkale'de koyun koyuna yatıyor. İşine gelince hepimiz aynı gemideyiz. İşine gelince birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bugünlerde. Kardeşim, savaşta, askerde, emekte bu insanlar var ama bölüşürken bu insanlar yok. Yazıklar olsun bu düzene. Yazıklar olsun bu düzene. Türkiye'nin en zengin %20'si 32 bin dolar milli gelirle geçiniyor. Ama en yoksul %20'si 3600 dolar gelirle geçiniyor. Böyle bir ülke, böyle bir anlayış, böyle bir birliktelik olamaz. En tepedekiler ülkelerinde İspanya'yı, İtalya'yı, hatta en üsttekiler İsveç'i, Danimarka'yı yaşarken bu insanlara Lübnan'ı, Venezuela'yı, Çad'ı, Yemen'i, Yemen'deki Çat'taki kadar milli geliri layık görenlere, orada oturun, durun, bekleyin diyenlere şunu söylüyoruz: hakkımızı almadan durmayacağız ve söke söke alacağız, söke söke alacağız. Şimdi bu meydanda geçinemeyen herkes var. Herkesin sesini hep birlikte duyurmaya geldi sıra. Eğer herkesin sesini duyar ve hep birlikte sesi yükseltirse başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Herkese geleceğiz. Her derdi söyleyeceğiz. Ama öncelikle yıllarca emek vermiş, çalışmış, alın teri dökmüş, göz nuru dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. Bugün Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret düzeyindedir. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir. Bugün için bütün emeklilerin maaş ortalaması 12.700 liradır. Ve bugün Türkiye'de verilen emekli maaşının yabancı dillere tercümesi yoktur. Yabancı devlet adamlarıyla konuşurken nüfusun çok önemli bir kısmının 270 euroyla geçinmek zorunda olduğunu söylediğimde muhataplarım dönüp tercüme hatası sanıyorlar. Dil hatası sanıyorlar. 2700 lira diyorlar. Ama Türkiye'deki en düşük emekli maaşının 270 euro olduğunu duyunca inanamıyorlar. Enflasyon %75 iken emeklilerin
Emeklilerin derdini konuştuğumuz gibi kademeyi de konuşacağız. Stajı da konuşacağız. Kısmi emekliliği de konuşacağız. Ancak ilk önce bu mitingin buraya gelme amacı olan geçinemeyen herkesin derdini dile getireceğiz. Sonrasında bugün tüm sendikalar bir ortak talepte birleştiler. Öncelikle vergide adalet istiyoruz. Yani yıl başında vergi maaş başlayıp da daha üçüncü ayda kuşa dönmesin istiyoruz. Asgari ücretten büyük mücadelelerle vergi kaldırıldı. Ama bugün asgari ücret kadarki kısım hesaplamalara dahil edildiği için daha Nisan ayında maaşlar erimeye başlıyor. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün, yani Ocak ayında 9 gram altın alırken şu an asgari ücret 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne 3850 lira eridi. Yani Ocak ayındaki 17 bin lira artık o 17 bin lira değil. Bugünkü 17 bin lira Ocak ayındaki 12 bin, 13 bin liraya denk geliyor. Ve diyorlar ki enflasyon farkı vermeyiz. Enflasyon farkı vermezseniz Ocak'tan bugüne emekçinin maaşından 11 kilo kıymayı çaldınız. Ocak'tan bugüne emekçinin maaşından 24 kilo pirinci çaldınız. Ocak'tan bugüne %75 enflasyonun olduğu bu ülkede aynı maaşla geçin diyenlere sesleniyoruz. Enflasyon farkı hakkımızdır. Refah payı hakkımızdır. Türkiye emekçi sınıfı bundan sonra hakkını sizde bırakmayacak, hakkını söke söke alacaktır. Söke söke. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin de kulağı burada. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği çiftçiler çok zor durumdalar. Maliyetler iki katına kadar artmışken ürünlerine verilen fiyatlar masraflarını dahi karşılamıyor. Tarlalar ipotekli ve tarlalar teker teker satılıyor. Türkiye AK Parti döneminde Hollanda kadar toprağını ekilir dikilir olan arazilerini kaybetmiş durumda. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı. 500 bin çiftçi kayıp. Her 4 gençten tarımla uğraşan 3'ünün gözü maaşlı bir işte. Yani gözü yolda. Toprağını, tarlasını arkada bırakıp gözü yolda bir maaşlı işte. Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Yani kendine yeten bu güzel ülke artık karnını doyurmak için dışarıdan ithalat yapmak zorunda. İşçilerin, köylülerin hakkı verilmediği için bu sene 410 milyar lira gayri safi milli hasılanın %1'i
desteklemeye ayrılması gerekirken 1/5'i teklif edildiği için bu büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca bu çiftçiler doymadıkları gibi, geçinemedikleri gibi yaratılan sıkıntı ülkede büyük bir gıda enflasyonuna sebebiyet veriyor. Onun için yaşamak için yaşatmalılar, doyurmak için geçirmeliler. Bu meydandan Türkiye'nin bütün çiftçilerine selam olsun, selam olsun. Bir yılda işsiz kişi sayısı 1.200.000 arttı. Geniş tanımlı işsizlik 11 milyona ulaştı. Ve resmi işsizlerin %90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor. İşte bu yüzden işsizlik sigortasından yararlanmayan %90'ın, iş isteyip bulamayan 11 milyonun sesi olmak, onlarla birlikte hak aramak için bu meydanlardayız. Çalışan, okuyan, atanmayan öğretmene, iktisat fakültesi öğrencisinden lise mezunu gencimize kadar ne kadar geleceğinden endişeli, istihdamda olmayan ve kendi kaderine bırakılmış gencimiz varsa Gebze'den, emeğin kentinden hepsine selam olsun. Hepsine selam olsun. Bugün 552 bin esnaf son 6 yılda kepenk kapattı. 500 bin çiftçi kayıp, 500 bin esnaf kayıp. Maalesef bu sene 32.930 esnaf şu ana kadar iflas etti, kepenk kapattı. Borçla ödeniyor. Elin, eşin, dostun kredi kartlarıyla borçlar kapatılmaya çalışılıyor. Maalesef esnafımıza el uzatması gereken Halk Bankası yandaşları fonluyor. Zenginlere uygun krediler veriyor. Ancak esnaf kefalet kredisine bile ödendiği sırada faiz artışı yaptırıyor. Esnafa bunu reva görenler yandaşa servet aktarıyor. Esnafımızın da geçinemeyen küçük esnafında, geçinemeyen herkesin de sesi olmaya geldik. Gebze'mizden selam olsun. Bugün burada sadece gri yakalılar yok. Bugün burada beyaz yakalılar var, mavi yakalılar var, gri yakalılar var. Ama ortak özellikleri şu: yakasının rengi ne olursa olsun iki yakası bir araya gelemeyen, aldığı maaşla geçinemeyen, borçlarını ödeyemeyen, evlatlarına iyi bir gelecek hazırlayamayan emekçiler var. Emekçi tersanede de olsa, fabrikada da olsa, madende de olsa, plazada da olsa emekçi emekçidir. Türkiye'nin bütün emekçileri birleşin ve hakkınızı alın. Söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Bu ülkeyi yönetenler iki gün önce
büyük müjdelerle gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki bir dinleyin, sanki bir dinleyin onları, bizi gri listeye sokan İsmet Paşa'ymış gibi anlatıyorlar. Sanki gri liste Ecevit'ten, İnönü'den, Demirel'den, Özal'dan kalmış gibi anlatıyorlar. Daha 3 yıl önce Türkiye'yi gri listeye sokan bu iktidardır. Bugün güç bela bütün emeklerimizle gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur. Gri liste dediğin Yemen'dir, Suriye'dir, Çat'tır, Eritre'dir ya da Haiti'dir. Gri liste zaten yoksulların, sürünenlerin ve kara para cennetlerinin olduğu ülkelerdir. Bugün oradan çıkmak övünç vesilesi değil, 3 yıldır bu güzel memleketi orada tutmak utanç meselesidir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun. Yarın 1 Temmuz. Yarın size zam var mı? Yarın size zam yok. Ama neye zam var? Elektriğe zam var. Elektriğe %38 zam var evde. Elektriğe %38 zam var dükkanda.